kaç. Ne oluyor oğlum? Kimi dövüyorsun lan rüyanda? Babacığım biz de bir Tuncer'i bırakalım. Ben kendim giderim terli. Yok oğlum terli terli hasta olursun. Ya giderim giderim ben ya. Tuncer sen ağzını kapatamadığı için hapşurun ağzımıza yüzümüze göre hadi kardeşim. Ya gece birisi girmiş. Onun değerli bir yüzüğü varmış onu çalmış. Talip abi yumruk almış. Ulan Ferdi. Ulan Ferdi. Kıvanç. Anneciğim bu yüzük sende miydi? İnanmıyorum ya. Anne, sihir yapayım mı sana? Yüzüğü kaybedeceğim bak şimdi. Biz iki gündür bunu arıyoruz Kıvanç. Neden bir şey söylemiyorsun? Bir daha eşyalarıma dokunursan sihirbaz mirbaz yok sana. Yenge bak iç şu ilacı. Dişin çıkacak kıyamam ben sana. İçmeyeceğim. İlaç bile dizlemiyor miyim ben? Anlıyorum kalbin kırıldı. Duyguların zemdelendi. Ama toparlaman lazım kendini yenge. Ben sensiz... ne yaparız? Bak aşkım benim sinirim çok bozuk. Şimdi ben bir cümle söyleyeceğim. Sonra ikimiz de unutacağız tamam mı onu? Yengem be. İyi ki varsın. Vallahi son zamanlarımda korkuyorum. Tuttun sen bana. Kuzum. Ay ne var başka ne yapıyorum ben ya? Süvar. Süvar kız boğacak mı beni? Ben bakarım. İyi akşamlar Maşuk Hanım. Yengeniz evde mi? Evet. Kendisi evde de sen neredesin enişte? Kadın perişan oldu senin yüzünden. Gel bak kendi gözlerinle gör. Yok ben içeri girmeyeyim. Maşuk Hanım. Kuzum biz azıcık müsaade et. Müsaade et. Yok Maşuka kızım. Sen bize bir izin ver konuşalım geçici de. Asu. Size karşı çok mahcubum Şeriman Hanım. İnanın hiç böyle olsun istemezdim. Talip Bey. Niye bana buluşalım diyordunuz? Niye benim umutlarımla oynuyordunuz? Kaç yaşında kadınım ben gittim saatlerce bekledim oralarda sizi. Efendim gerçekten çok özür dilerim. Ama yıllardır çalıştığım evde hiç anlayamadığım bir suçlamayla karşı karşıya kaldım. O yüzden bütün gün karakolda sorgudaydım. Ceyhun da yanımdaydı. Öyle bir şey söylemedi. Neyse. Neticede suçum olmadığı anlaşıldı. Ama ben çok kırıldım. O yüzden işimden de oradaki düzenimden de ayrılıyorum. Size iş mi yok Talip Bey? Koskoca İstanbul'da buluruz iş değil mi? İstanbul'dan da ayrılıyorum Şeriman Hanım. Memlekete dönüyorum. Ama sizin de çıktığımız bir yol var. Onun için size sormam gereken bir soru var. Eğer izdivacımız gerçekleşirse, ki ben çok istiyorum, benimle gelir misiniz? Bahadır! Bahadır! Efendim abi. Geldi mi Ferdi? Yok abi gelmedi daha. Nerede lan bunlar? Efendim Ceyhun? Alo Kandemir abi.
Ya kusura bakmayın, rahatsız ediyorum bu saatte de. Derya'ya ulaşamadım. Ona şeyi soracaktım, bu sihirbazı falan. Fakat gerek kalmadı. Yüzük bulunmuş. Evin çocuğu almış yüzüğü, saklamış. Gerçi kameralarda kapalı ama yani evden de başka bir şey çalınmamış. Şimdi Talip abi yumruk atıp kaçan kimdir, nedir yani necedir? Ona bakacağız artık. Peki Ceyn, sağ ol. Bu arada Talip abi vardı ya hani, o işten ayrılmış. Memleketine mi dönecekmiş? Hadi ya. Neyse. Yani kısacası işte evin çocuğunu şımarıklığı adama patladı. Bir gurur yaptı tabii. Hırsız yaptısı yemek kolay hazmedilecek şey mi? Ya bir konuşsaydık belki ikna ederdik. Bilmiyorum, karar şey gibi. Kesin gibi sanki. Yani neyse Kandemir abi ya. Daha fazla başınızı ağrıtmayın. İyi geceler. Peki canım, sağ ol. Mahmut Hoca merdivenlerde bizi bekliyor. Abi çok fena bir döner yedik. Alalım mı sana da? Abi 200'ü kasaya koyduk. Yukarıda eğlenelim mi? Carlos sen odana gir. Odama mı? Odana gir. Yazıklar olsun Hasan abi. Yazıklar olsun. Carlos ne oluyor ya? Biz neyiz? Ekip miyiz sadece? Çete miyiz? Para çalıp aralarında kırışan. Hırsız tayfası mıyız? Neyiz oğlum biz? Aileyiz abi. Aileyiz. Birbirini seven, birbirine yalan söylemeyen, birbiri için ölümü göze alan, kendi yalan, özü gerçek bir aileyiz. Peki sen bu ailenin bir ferdi olarak ne yaptın Ferdi? Ha? Gidip açgözlülükten kendi başına soygun yaptın. Kahramansın ya. Sen çok cesursun ya. Biz bir bilmiyoruz ya. Estağfurullah abi. Ben kendi başıma soygun yapmayı beceremez miyim sanıyorsun? İstesen bir gecede çalarım 1 milyonu. Ama kendi değerlerime, vicdanıma ihanet ettikten sonra, bu gemi battıktan sonra kaptanı kurtarsan neye yarar? Biz oraya tabloyu çalmaya gittik. Ama sen çalarken yüzüğü gördün, dayanamadın, gece gidip onu da çaldın. Hiç düşünmüyor musun anlamadın insanı? Ya iz bıraksaydın, ya yakalansaydın? Abi haklısın. Çok özür dilerim. Ama iz bırakmadan zararsız hallettik. Hallettik. Senin yüzünden 20 yıldır orada çalışan insan hırsız yaftası yedi, işi bıraktı, memleketine döndü. 20 yıldır kısmetini bekleyen kadın Şehriban senin yüzünden belki mutluluğundan oldu. Benim yüzümden gitmiş, yüzüğü çalmış. Ah be Ferdin be ya. Hep senin dik kafan yüzünden, aç gözlülüğün yüzünden. Abi tamam, seni çiğnedim. Kendi başıma göre hareket ettim ama aç gözlü deme abi bana. Ben kendim için mi çaldım? Kahramana aşıksın ya sen. Ondan çaldın. Derya için çaldın. Söylesene. Kandemir abim. Abi be. Yukarı çıksak abi. Hep beraber sakin sakin konuşsak. Cevap versene Ferdi. Derya için yapmadın mı? Ceyhun'dan bir an önce kurtulsun diye yapmadın mı? Ben Derya'yı seviyorum abi. Sevme dedim sana! Aşk hata yaptırır dedim! Ceyhun yakalıyordu oğlum seni. Bütün hayallerimiz mahvoluyordu. Bu tezgah bitecek. Hepimiz temize çıkacağız. Ama senin yüzünden hepimizin hayalleri yanıyordu lan. Kendi hayalini bile yakıyordun sen. Hani abi? Ha? Hani babandı? Ne yapayım lan ben sana? Gözüme gelme. Yürü lan bayıla.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?